Kızıl gezegen Mars, yuvamız Dünya'ya fazlasıyla benziyor. En azından milyarlarca yıl önce Dünya gibi mavi ve yeşil bir gezegen olduğunu biliyoruz. Hedefimiz oraya gidip yerleşmek ve zamanla orayı yeni yuvamız haline getirmek. Peki madem bu kadar basit, neden Mars'a gitmiyoruz? Bilim kurgu filmleri, normalde anlamak için yıllarımızı heba etmemiz gereken meseleleri çok basit bir şekilde anlatıyor. Ancak bu basitliğin bir bedeli var. Giderek her şeyin daha kolay olduğuna, daha az çaba gerektirdiğine inanıyoruz. Tıpkı insanları Mars'a göndermek, oraya yerleşmelerini sağlamak ve daha sonra bütün gezegeni ikinci dünyamız haline getirmek gibi. Yıllarca Mars'ta ölmek istediğini söyleyen, ancak son dönemde bu sözünün çok da gerçekçi olmadığını dile getiren Elon Musk'ı artık çok iyi tanıyoruz. Kendisinin nihai hedefi, insanların Mars'a yerleşmesini sağlamak. Hatta sahibi olduğu SpaceX'in geliştirdiği Starship isimli roketiyle buna ön ayak olmak istiyor. Bu nedenle 2022'de önce 8 sivili Ay'a götürüp getirecek. Ay'a kurulması planlanan uzay üssü ile hedef Mars olacak. Tabii tüm bunlar kağıt üzerinde yazılıp çizilenler. İşler gerçekte pek de öyle değil. Ashley Vinson Elon Musk'ın hayat hikayesini anlattığı biyografi kitabında, Mars'a neden gitmediğimize ilişkin ufuk açıcı yanıtlar var. Gelin şu Mars işinin perde arkasına birlikte bakalım. Mars'a ilk gidecek insanlar arasında yer aldığınızı düşünün. Gidiş yolculuğunuz için Dünya ve Mars'ın, birbirlerine en çok yaklaştığı anı beklemek zorundasınız. En yakın pozisyonda bile minimum 6 ay boyunca Mars'a yolculuk yapacaksınız. Fırlatma anında iki gezegen birbirlerine yakın olacak ama biz yoldayken tekrar uzaklaşacaklar. Mars'a sağ salim ulaştığımızda ise Dünya, yola çıktığımız mesafeden neredeyse 2 kat daha uzağımızda olacak. Mars ile Dünya arasındaki mesafe sabit kalmadığı için yaşanacak bu mağduriyet nedeniyle, dönüş yolumuz yaklaşık 1 yıl sürecek. Yani kaba bir hesapla, Mars'ta bir gün geçirdim diyebilmenin bedeli 1,5 yıla tekabül edecek. Elbette yolda yediğimiz radyasyondan ve altüst olan psikolojik durumlardan söz etmiyoruz. Bir de yiyecek ve içecek meselesi var. Bugüne kadar insanlar, en fazla 10 günlük yiyecek ve su stoğu ile süreyle Ay'a gönderilebildi. Süre kısaydı, çünkü Ay oldukça yakındı. Bu nedenle Ay seferlerinde erzak yükleri oldukça hafifti. Buna rağmen her insanlı Ay seferi, milyarlarca dolara mal oldu. Hatta 50 yılı aşkındır Ay'a gidemiyor oluşumuzun en büyük nedeni de yolculukların son derece pahalıya patlaması. Bir insanın günlük besin ihtiyacı yaklaşık 1 kilogram. Ek olarak günde minimum 2 litre su tüketmemiz şart. 1,5 yıl için kişi başı 500 kilogram yiyecek aldığımızı farz edelim. 3 kişi için bu rakam 1,5 tona tekabül ediyor. Suyu ise yüksek teknolojili arıtma sistemleri sayesinde yeniden kullanılabilir hale getirdik diyelim. Yine de bir o kadar suya ihtiyacımız olduğunu düşünelim. Toplamda 3 tona ulaşan yemek ve su yükünün haricinde içeride tüketeceğimiz oksijen de çok önemli. Oksijenle birlikte 5 tona yaklaşan toplam yük ile 1,5 yıllık yaşam desteğimizi garanti altına aldık. Ancak bir sorun var. Bu kadar ağır yükü Dünya'nın yerçekiminden koparmak, uzaya göndermek ve Mars'a indirmek fiziksel olarak çok zor. Bu arada roketimiz hareket ederken radyasyon yakmayacak, yani yakıta da ihtiyacımız olacak, hem de çok fazla yakıta. Söz konusu taşıt bugüne kadar hiç yapılmamış şekilde uzağa Mars'a fırlatabilmek için çok güçlü bir dizi motora ihtiyacınız var, çünkü hem tonlarca erzak hem de dönüş yolculuğunda kullanacağınız yakıtları Dünya'nın yerçekimsel alanından uzaklaştırmanız gerekecek. Ayrıca dönüş yolunda kullanacağınız her şey masrafları 2 katına çıkarıyor. Eğer tüm testlerin, denemelerin tamamlandığını, projenin son adımında olduğunuzu varsayarsak, 2 arkadaşınız ile birlikte Mars'a gideceğiniz o bir seferin bedeli 20 milyar dolar. Eğer projenin en başından bu yana yapılan tüm maliyetleri, yıllar süren çalışmaları hesaba katarsanız, 100 milyar doların üzerinde bir fatura ile karşılaşıyoruz. Tıpkı şu an Elon Musk'ın Starship roketi ile Ay seferi düzenlemek istediği test uçuşunda olduğu gibi, Mars yolculukları için de insansız ve uzak, sonra insanlı ve yakın mesafeli testler yapılmak zorunda. Ay seferlerinde öğrendiğimiz bu formülü Mars'ın yüzeyine ulaşmak için kullanabiliriz. Nitekim arada ciddi bir fark var. Ay'da bir atmosfer yoktu, Mars'ta var ve biz oraya hiç alışkın değiliz. Kısaca bize çok yabancı olan onlarca koşulda tek bir şeye odaklanmak zorundayız, Mars yüzeyinden ayrılıp, yörüngedeki araca ulaşabilmek. Mars yüzeyindeki bir aracın havalanıp yerçekiminden kurtularak uzay boşluğunda yol alabilmesi için saniyede 5 kilometre, yani saatte 18 bin kilometre hıza ulaşması gerekiyor. Apollo 11 görevinde Ay yüzeyindeki modülün ulaşması gereken hız 8 bin kilometre saat idi.
Yani Mars'ta Apollo 11 ay modülüne kıyasla 2 kat daha büyük bir yüzey aracına ihtiyacımız olacak. Daha büyük araç, daha çok yük demek. Daha çok yük ise daha çok yakıt. Yani kısaca her hamlede masraflarınız ve zorluk giderek katlanıyor. Mars yüzeyinde metan ve buz halinde su olduğunu biliyoruz. Metan ve suyun hidroliz edilmesiyle hidrojen elde edip bu hidrojeni yakıt olarak kullanabiliriz. Ancak bunun için de Mars yüzeyinin fırtınalı ve zorlu koşullarında bir tesis kurmak zorundayız. Hatta metanı ve buz haldeki suyu hidroliz etmeden önce madencilik seviyesinde çalışmaya ihtiyacınız olacak. Mars yüzeyinde iki kişinin madencilik yapabilmeleri için seyahat edebilecekleri tekerlekli bir arabaya, yüzeyi delebilecekleri sondaj makinesine ve hidroliz işlemleri için minik bir taşınabilir tesise ihtiyaçları var. Üstelik tüm bu ekipmanları götürebilsek bile, Mars yüzeyinde geçirilmesi gereken süre uzuyor. Uzun süre Mars'ta kalmak ise yeni bir yiyecek, su ve barınma sorununu beraberinde getiriyor. SpaceX ve Elon Musk'ın Mars hayalleri kabul edilebilir, ancak hikaye bize hep eksik anlatıldı. Mars'a gidecek ilk insanların nasıl yerleşim kuracağı ve orada nasıl yaşayabileceklerine dair elle tutulur bir bilgimiz yok. Mars'a yerleşecek ve ömür boyu orada yaşayacak, orada çoluk çocuğa karışacak insanların neler yaşayacaklarını kestiremiyoruz. Üstelik bu evleri Mars toprağından ya da kayalarından üretmek imkansıza yakın, çünkü bolca malzeme götürülmesi gerek. Dolayısıyla Mars'a gidecek insanlar, Mars'taki evlerini de dünyadan götürmek zorunda kalacaklar. Yani günümüz teknolojisiyle, bunları yapmak çok zor ama imkansız değil. Videoyu beğenip buraya kadar izleyen dostlarım, Mars ile ilgili ikinci video için, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın, diğer videoda görüşmek üzere.